Arkadaşlar ben niye korkmuyorum size söyleyeyim mi? Ben bir dönem korku evi işlettim. Ha? Ben bir dönem korku evi işlettim. Cidden mi? Sen bilmiyorsun. Anlattım ya Ayşe sana. Ya. Çaki maskesi takıp insanları bir elektroşokla korkutuyordum. korkutuyordum. Nasıl anlatmadın? Ya? Yemin ederim anlatmadım. Şu an hayatımda ilk... Çünkü ben önceden şey bir kere gittim korku evine. Yok artık. Evet ben bir kere korku evine ne gittim. Ne zaman gittin? Sen de bana onu hiç anlatmadın. E i̇şte ben de onu anlattım biliyorum. <laughs> Nasıl anla? Ne zaman nasıl kimle gittin? Ne zaman gittin ya? Ka Kaan, annem falan gitmişti. Ka Kaan, Kaan, girmedi de ben girdim korku evine. Kaan ne diyor? Kaan korktu girmedi, altına sıçtı diyor. Ben de Kaan, Kaan, girmek istemedi gerçekten. ağladı diyor. Kaan diyor, aa diyor. Ama ne zaman gitmiştik biliyor musun? Benim korku sevdam ilkokuldan başlıyor. İlkokulda korku evine gitmişti. Bak korku ev... <laughs> Abi ben korku evine gittik. Korku ev... korktum gitmedim. <laughs> İşte gitti karşımıza böyle ben korku evine girdim karşımıza iskeletler çıkıyor bilmem neyler ha çığlık. İşte o çıkan herkes... iskelet bendim. Ha böyle çığlık <laughs> böyle çığlık falan atıyor herkes böyle çığlık atıyor falan herkes atıyor ya ben de atıyorum çok atıyorum. <laughs> ha grup olarak mı giriyordunuz başkası var mıydı? Yani başkası var değil. başka insanlar da var. Başka insanlar var mıydı <laughs> siz ama yok bizim korku evi öyle değildi ben bir dönem korku, korku oyunu işlettim ben. Eee yani... Tek başımaydım bu arada hani direkt. Şimdi bizim eski oturduğumuz yerde anlatayım açtığım o zaman hikaye olsun. Daha da ilerlemeden önce kanalımı destekleyen bütün takipçilerime teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz mükemmelsiniz. Kanalımda sevdiğim şekilde hiçbir firma, hiçbir oluşuma bağlı kalmadan Twitch ve YouTube desteklerim sayesinde içerik üretebiliyorum. Hepinizi çok seviyorum diyemem. Yalan söylemiş olurum ama dürüst çiçeklerimi sevdiğiniz için teşekkür ederim. Her akşam 8'de Twitch'te yayındayım. Gelip izleyebilir ve bütçenizi sarsmayacak şekilde destekleyebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Bizim eski oturduğumuz evde ben o zamanlar e, ne yapıyordum evde yani, o zamanlar fotoğrafçılık yapıyorum hani evdeyim genel olarak. Bizim binaya korku evi açıldı benim oturduğum binaya. Etrafa da sormuşlar buralarda kim boş beleş duruyor hani ben. Hani çünkü haftanın 6 günü falan evdeyim haftanın 5 günü falan evdeyim. Dediler işte korku evini işletir misin hani e, bizim oturduğumuz binada olduğu için korku evini işletir misin dediler dedim yaparız. Bir de hani ben o zamanlar kiloluyum yani şu an şu andakinden çok daha fazla kiloluyum. İşte şey geldi böyle adam geldi işte misin falan işte e, ne zaman ne kadar da hani atıyorum 200 lira giriş ücreti hani işte şey olarak seans olarak e, 50 lirası da benim olacak yani adamlar gelmeyecek ama adamlar korku evini kurmuşlar e, hani kendi evleri uzakta atıyorum e, günde atıyorum 3-4 kişi geliyor zaten Onların hani şeyi içinde hani onlar ke kendi içinde kendi işlerini bozmak istemiyorlar yani. Bir hevesle açmışlar. Ama yani daha da gelmek istemiyorlar çok fazla. Yapar mısın dediler ben dedim. Yani hem tiyatroculuk yapacağım. tiyatro değil de hani hem yaratık olacağım. Hem de üzerine para alacağım. İnsanları korkutacağım, rahatsız edeceğim. Elektroşokla üstlerine yürüyeceğim. Bir de üzerine para alacağım. Ulan ben bunu bedava yaparım zaten. <laughs> Neyse bir de ben o zamanlar şeyim hani böyle 140-150 kiloyum böyle yani Daha da kiloluyum falan yani böyle Hani şu an olduğumdan bir tane daha var yani Şu an 100 kiloyum O zaman 150 kiloyum düşünün yani Şey yaptık böyle e, Hani bana anlattılar işte oyunumuz böyle falan filan Bir tane şey odası var e, Neydi onun adı e, Bir tane böyle şey odası var Yönetim odası O yönetim odasının kapısı dışarıdan açılmıyor Dışarıdan girerken tornavida ile açıyoruz kapıyı ee, o şekilde bir kapı içeriden açılıyor. Diğer bütün kapılarda şifreli böyle elektronik şifre yapmışlar. O kısmını ben ilgilenmedim. Ben çok yani kurulduktan bir ay sonra falan filan adamların hevesi kaçınca e, dahil oldum olaya. Olay şeye gir, Hani bana anlattılar böyle böyle diye. İşte e, iki tane oda var. Bir, ilk odaları anlatayım. Hatta şöyle çizerek anlatayım mı? Şimdi arkadaşlar şu şekilde şu şekilde size çizerek anlatayım evi. Şurası kapı. Şu evin kapısı Evin kapısı Evin kapısından tam girince Şurada bir tane oda var Şu oda arkadaşlar şey e, Yönetim odası Buraya girilmiyor Bu odanın hemen yanında Bak size oyunu anlatacağım Şu e, şu odanın e, Hemen yanında şey var Bir tane oda var Bu odadan bu odaya kablo var bak Dur. Bu odadan bu odaya kablo var ben yönetim odasındayım. Ya, i̇nsanlar bu odaya girdiğinde şurada beşik var. Ben beşiği çekiyorum böyle ipini. Beşik duvara vuruyor böyle. İnsana altına sıçıyor. Ondan sonra tabii buradan konuşabiliyorum falan. Seste filtre var. Sesim şey gidiyor. İlk önce girdiklerinde şurada bir şey var. Ee, buraya telefonlarını falan bırakıyorlar. Küçük bir kutu var. İçinde de şey var. Ee, neydi onun adı? El feneri. Küçük el feneri var. Giriyorlar işte ilk o el fenerinden şu kapıdan giriyorlar. Şurada matematiksel bir işlem var işte. Çok basit ama matematiksel işlem diyorum duvara böyle yazı yazılmış. Çok basit, basit matematiksel işlem var onu yapıyorlar. Ondan sonra şurada şey var. Kutu var o kutuyu açıyorlar. İşte ben buradan beşikle zubam zubam diye vuruyorum. Beşiğin kablosunu buradan geçiriyorlar. Ondan sonra bunun yanında e, şurada tuvalet var. Şurada tuvalet var. Şurada e, hatırlamaya çalışıyorum. Şurada bir tane daha oda var. Evet şurada bir tane daha oda var. Bir de şurada en son bir tane oda var. Ev şu şekilde. Yani daha doğrusu şu şuraya kadar uzuyor. Şu şekilde, şu tuvalette şuraya kadar uzuyor. Heh, tam şekli çizmiş olayım. Bir de şurada kocaman bir oda var. Bir de şurada kocaman bir oda var. Şurada da tünel var. Şu tüneli özellikle anlatıyorum ki bu tünelde ne olaylar yaşandı. Şimdi şurada kapı var, yönetim odası. Şimdi insanlar bu odaya giriyor, bu odada şey yapıyorlar. Ondan sonra şurada bir oda var, buraya giriyorlar. Burada da çeşitli bulmacalar var. Bu odaya giriyorlar burası televizyonlu oda şu e, şu oda ikisi beraber şurada küçük işlemler yapıyorlar ondan sonra şurada e, şeyler yapıyorlar şurası kapı şurası kapı şurası kapı o kadar kötü çizdim ki şimdi daha daha düzgün olacak daha düzgün olacak tamam tamam Heh. şimdi arkadaşlar odalar böyle odalar böyle e, neyse buraya giriyorlar şurada bulmacayı çözüyorlar. Ondan sonra bu odaya giriyorlar. Bu odada televizyon şeyi var. Ee, televizyondan televizyonlar işte CD takıyorlar. İşte ondan sonra işte televizyonu açıyorlar. Televizyonda şifre çıkıyor falan filan. Ondan sonra tuvalete giriyorlar. Tuvalette böyle cesetler, işte duvarlar, kan falan filan bulmaca çözüyorlar. Ondan sonra şu odaya gidiyorlar. Bu odada çok basit bir bulmaca var. Yatak falan var. Burası yatak odası. Ondan sonra buradaki bulmacayı çözdükten sonra şurada bir tünel var. Tünelin içinden gelip çünkü burası kapalı. Hani burada devasa bir oda var ama o devasa odanın olduğunu görmüyorsun. Kapı yok orada. Tünel var. Tünelden giriyorsun burada ormanlık var böyle. Buralara ağaçlar falan yapmışlar böyle. Buralara ağaçlar falan yapmışlar böyle. Çok güzel şeyler var böyle. Ben ee, biraz biliyorsunuz bu işlerden anlarım. Ben buraya hayalet falan yaptım. Ben buraya girdikten sonra buraya uzaktan kumandalı hayalet falan yaptım böyle. E, hatta o evde duruyor. Bir şey var böyle. Uzaktan kumandalı araba var. Yerde böyle poşet var. Uzaktan kumandalı arabanın düğmesine basınca tekerleği dönüyor. Tekerleği döndükçe de makara şeyi sarıyor böyle. İpi sarıyor. Yerden böyle yukarı doğru hayalet tutuyor böyle poşet. İnanılmaz korkunç duruyor bu arada karanlıkta. Çünkü müzik var. Böyle kırmızı böyle ateş bir yanıp diye sonuyor böyle falan filan. Çok gitmek isterdim ya. Neyse Neyse insanlar işte e, şeye giriyor. İşte buraya giriyor. Buraya girdikten sonra bak buraya girdikten sonra ben buradan çıkıyorum. Bunlar bu odaya girmişti ya. Ben buradan çıkıyorum. Bu odaya gidiyorum. Ben bu odada bekliyorum böyle. Ben bu odada bekliyorum. Şurada dolap var yatak odası ya. Burada yatak var. Burada gardırop var. Ben gardıropta bekliyorum. Bunlar bu yatak bu odadan çıkıp buraya gidiyorlar. hani Çünkü biliyorlar. Buradaki bir şey yok. Ben çökü maskesi giyiyorum yüzüme. Üzerime böyle çuval. Buraya giriyorum. Burada işte insanlar gelecek ya. Buradan şey yaptıklarında. Buradan kod almaları gerekiyor tekrar. Yani çünkü almıyorlar. Bilmiyorlar çünkü kod alınması gerektiğini. Buradaki şifreyi yapmak için son kutuyu açmak için buraya gelmeli lazım. Tekrar şurada bir koridor var. E bu arada hani bir metreye bir metre yani böyle bayağı içinden böyle sürünerek falan geçmen lazım. Hatta çok kilolu bir kız geçememişti. Götü sığmamıştı oraya. Onları da anlatacağım. Neyse ee, ben buradan üzerimde şey var ve de asıl korkutucu şey elektroşok ve elektroşokun sesini biliyorsunuz böyle sessiz bir ortamını hani böyle arkadan böyle vuu vu, vu, böyle şey yapıyor. Böyle o elektroşoku çakınca var ya evin içi inliyordu böyle. Çat 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 çat. İnsanlar beni buradan görünce altlarına sıçarak buraya giriyorlardı. Altlarına sıçarak. Bur şurada kaç kişi yaralandı bak. Şurada hani eğilmeleri gerekiyor ya biri eğilirken belini buradan böyle yarmıştı. Neyse. Yalnız bir de o evin içindesin çıkmak istesiniz de hani Yok, bir şey Yok kapı gibi... kapalı. Kapıyı açamıyorlar. Neyse. Neler neler oldu bak şu... Aa Sözünü kestim. Giriş yaparken şeylerini de bıraktılar tabi. Tele telefon tabi tabi. Öyle hani direkt bırakıp çıkamıyorsun. Direkt bırakıp çıkamıyorsun. <laughs> Ay tam korkuyorum. Resident Evil gibi aynı. Böyle karşılarında 2 metre, bak 2 metre böyle 150, elinde elektroşok olan çaki maskeli bir adam. Buradan bak şuradan şuraya koşarken, şuradan şuraya koşarken millet var ya sağa solu yıkıyor, takla atıyorlar. Bir tane şey var bak hatta e Yok yumruk falan atan olmadı, yaklaşan olmuyordu çünkü hani elektroşok görünce herkes geri kaçıyordu. Herkes geri içeri girince herkes geri içeri giriyor ya. Çıkmaya korkuyorlar. Ben de tekrar şey yapıyordum, içeri giriyordum, ee, içeri giriyordum. Onlar işte ee, şey yapıyordum hani ee, ne yap, neyse. sen tek miştin? Mi ben tek. Ben tekim. Aha tek başına herkesi korkutuyorsun. Tek. Ya. Ben tekim. <laughs> ya, ablama falan sor anlatsın sana. O da İbrahim Amil ile oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Gelmişti ablamda. Neyse ya yumruk atarsa biri elektroşok veririm oğlum hiç korkum yoktu yani. Biri bana böyle vur ya bu arada insanlar vurmaya yaklaşacak kadar olmuyordu çünkü. Yani şu koridor uzun yani kocamanı. Şu koridor uzun. Ee, ben burada şey yapıyordum. Şuraya geldiklerinde çakıyordum elektroşok. Şaşaşaşaşaşaşaşaş at diye. Bazen birik kere hiç korkmayan oldu böyle. Hani adam yani Gerçekten ölmeyeceğini biliyor ya koşup yani normal yürüyüp gelip buradan kodu alıp gidiyordu. Ben de yatakta oturup bekliyordum eğer ki biri gelirse. Hani böyle çatışat çatışat hani deli gibi yapıyordum böyle. Neyse zaten biliyorsunuz benlik şey bunlar. Neyse şuradan girerken belini yaran olduğu bir tane kız böyle eğileceğim derken pantolonu böyle yarım ay şeklinde ayrıldı böyle en başta ilk bir tane kız giremedi şurada bekledi böyle. Burada bekledi kız ben çıkamadım. Oyun bozuldu. Hani kız ama çok kilolu kız yani böyle götü kocaman. Hani şimdi burada fat shaming yapmıyorum ama hani normal ben şimdi 100 kiloyum ben oradan rahatlıkla geçerim. Kız, kız böyle hani 1.50 boyunda ama yani boyuyla eni bir. Boyuyla eni bir kızın. Hani giremedi buradan. Giremedi. O dışarıda kaldı. Bir de böyle üzülüyor kameralar var her yerde ben dışarıyı görebiliyorum kameralar var her yerde ben böyle şey yapıyorlar. Neyse şuradan geçerken bir tane şey olmuştu ee, bir tane çocuk geldi otistik çocuk ee, babası şey yaptı böyle hani ee, işte çocuk hani seviyor böyle şeyleri hani bulmaca falan var. Ee, seviyor böyle şey çok korkunç olmasın falan filan yaptı böyle yani biz de tamam dedik ben mesela buraya çıktım şuraya geldim elektroşok yapmadım mesela. E, çıktım böyle çocuk gördü. Gittim böyle yatakta oturdum yani. Ama çocuk var ya bak mesela e, şurada bulmaca var. Matematik işlemi. Hani herkes normalde böyle bir 15 saniye, 20 saniye, 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika e, uğraşıyorlar. 10 dakika, 15 dakika uğraşan var. Oğlum şu odadan çıkamayan vardı bak. Yemin ediyorum hani çok kolay matematik işlemi işte çarpma bölme yani hiç böyle türev integral yok. Çocuk böyle 7 deyip gitti yani. İnanılmaz yani e, ee, inanılmaz zeki bir şeydi. Hani böyle çıt 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 hani rekor kırdı yani böyle bütün her, bütün odayı normalde bir saatte bir, saat ortalama sürüyor hani 50 dakika 55 dakika 40 dakika oyun ona göre hazırlanmış yapanlar büyük ihtimalle bir yerden çalmışlar yani bir saatte bitiyor ortalama 10 dakikada falan bitirmiş çocuk bütün oyunu çünkü giriyor odaya burası böyle diyor çıkıyor giriyor odaya burası böyle diyor çıkıyor giriyor odaya burası böyle diyor çıkıyor neyse babası da böyle duruyor yanında Ondan sonra işte ben buraya upgrade'ler yaptım. İşte hayalet yaptım. Hayalet duruyor bu arada balkonda. Ee, hayalet yaptım. Ondan sonra şu beşik çok güzeldi. Böyle girdiklerinde patak 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 diye vuruyordum. Çok güzeldi. Yani bayağı şeyler vardı ya. Bayağı eğlenceliydi işte. Hayaleti görmemiz lazım. Ya hayalette bir şey yok ya. Hani poşet yani düz. Poşet düz. O, oyuncak arabanın arka tekerleğine e, ipi bağlamıştım. İp... Hani oyuncak arabanın arka tekerleğe döndükçe yerden yukarı doğru çıkıyordu böyle. Başka neler oldu? İşte e, yaş iki tane kız gelmişti. Çok iyi hatırlıyorum. Şu odada girdiler ve ağladılar hüngür hüngür. Yani böyle çıkır bizi çıkır bizi falan diye ağlıyorlar böyle görmen ben... lazım. Ama var ya ölüyorlar böyle, ölüyorlar. Ben bekliyorum ki. Ben bekliyorum ki biraz ilerlesinler. Bu arada ipucu ipucu da veriyorum bazen şu odaya gitsinler. Hani ben buradan çıkacağım. Elektroşokla altlarına sıçırtacağım böyle diye bekliyorum. İlk odadan çıkamadılar. Ben korkmam ya çocuk şeyleri dedikten sonra. işte çocuk işte kız altına sıçtı. Hani bir tane kız şuradan giremedi. Götü kocamandı. İnanılmaz ee, inanılmaz kiloluydu. Ondan sonra işte şuradan bir tane adam. Buradan bak belini buradan buraya yardı böyle. Çünkü hızla gireyim derken şey sevgilisini iten var böyle ama sevgilisini iten böyle tek değil yani böyle anne diye kork korkup kaçan var böyle hani neler neler Ner neler neler korku eve kaldı mı şimdi ya bilmiyorum